Gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Malum Bosna Karadağ programı vardı. Orada görüştüğümüz şeyhefendilerin, görevlilerin hepsinde bütün kardeşlere selamlarım. Cenab-ı Hak tekrar tekrar hayırlı hizmetlerde buluşmayı nasip eylesin inşallah. Ali dediğimi yaptın mı? Nerede arkadaş? Gelsinler bakayım şu delikanlılar. Şuraya orta yere bir sıralanın bakayım. Şuraya orta yere gelin böyle. Dur, otur otur. Sıralanın ayakta böyle. Geçin bakayım. Şöyle cemaate dönün önünüze. Gel 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 yanaş. Bu kardeşler, semazen kardeşler, genç olmalarına rağmen yaşlarından fazla edep, adap, terbiye, hal ve hareket, oturma, kalkma, laf dinleme. Otelde, lokantada, yolda, arabada hem Ali'den, hem bizim Yunus'tan, hem de Cafer'den tam not aldılar. Ben bulunduğum, beraber olduğum süre zarfında ben de tespit ettim. Gerçekten de büyüklere örnek olacak hal ve hareketleri vardı. Yaklaşın biraz daha, sen de yanaş böyle. Büyüklere örnek teşkil edecek, büyüklerin izinden gideceği hal ve hareketler gördüm. Hiçbirisini ütüsüz, hiçbirisini dağınık, hiçbir kardeşlerinizin hiçbirini
pantolonu ütüsüz, gömleği ütüsüz, dağınık, sallapati, Patagonya ordusu gibi. Çok konuşan, çok gülen, çok yiyen. Ne o gece elbisesiyle otelin lobisine inerken hiç görmedim. Saat 12'lere, 1'lere, 2'lere kadar laf ebeliği yapıp kahkahayla güldüklerini görmedim. O yüzden bu gezinin gençler olarak iftar tablosu bunlar. Kendimce dedim ki bunları döndüğümde cemaatin önünde ayağa kaldıracağım. Bu gençleri bütün herkes örnek alsın. Öyle ben eski dervişim, yok ben uçuyorum, ben kaçıyorum, yok ben yayan gidiyorum. Önce edep, önce edep, önce edep. O yüzden kardeşler, bu çocuklar inşallah nefislerine de uymasınlar. Allah nefislerine uymaktan da geri bıraksın. Amin. Cenab-ı Hak onlara iyi birer derviş eylesin. Amin. O yüzden bu çocukların birinci de anne babalarına, ondan sonra başlarında bulunan Adnan Hoca'ya, Ali'ye ve hangi gruptansa bunlar, Adem bunlar hangi grupta? Her gruptan var. Bunları yetiştiren grup çavuşlarına da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gerçekten hem grup çavuşları, hem Ali, hem Adnan bu noktada iyi kardeşler yetiştirmişler. Bunu dışarı gidince görülüyor insan. Bunu normalde bir başkasını görünce o zaman kıymetini anlıyor. O yüzden büyüklere örnek teşkil ettiler. Allah hepsinden de razı olsun. Amin. Onları yetiştirenlerden de razı olsun inşallah. Amin. Oturun bakalım hadi. Geçin yerlerinize. Ahmetcan'ın ayağı gitmiş, soyulmuş. Ben dönerim efendim yine diyor. Ayak gitmiş. Ben sema ederim. Ben devam ederim gerekirse diyor. Allah razı olsun inşallah. Şeyhimin bana bir sözü vardı. Oğlum, çoban koyunu parasız güder. Parayla güder. El eli parasız güder. Dışarı çıktığında dikkat edeceksin. Yemene, içmene, kılık kıyafetine, yürümene, gülmene, bakmana, gezmene, tozmana dikkat edeceksin derdi. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun bu kardeşler bu noktada. Benim bu noktada dikkatimi celbetti. Ondan sonra dedim sadece benim yanımda mı böyleler diye Yunus'a sordum. Yunus dedi ki 10 numaralar dedi. Gel diyorum geliyorlar, git diyorum gidiyorlar dedi. Binin diyorum biniyorlar, inin dedim iniyorlar dedi. Daha ikiletmediler benim sözümü dedi. Yol boyunca ve otelde dedi. Haydi yatın diyorum dedi, yatıyorlar dedi. Allah razı olsun. Dervişlik böyle bir şey. Yoksa burada herkes derviş. Allah muhafaza eylesin. Evet. Saat 10. Hızla geçeyim şunlara. Bir kimse çalıştığı yerden daha iyi şartlarda bir işe girmek istemesi, girmesi uygun mu? Uygun. Ümre'ye ilk defa gidenler için tavsiyelerinizi lütfeder misiniz? Yanımızda götürebileceğimiz manen ne olabilir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda nelere dikkat etmeliyiz? Madden yanımıza alabileceğimiz, dikkat etmemiz gerekenler nelerdir? Erkekler kendilerine giyebilecekleri temiz düzgün kıyafetler alsınlar. Bayanlar da tesettürlerine uygun kıyafet alsınlar. Başka zaten ümre programı yemekli. Yemekli olduğu için yanınızda
ekstra yiyecek bir şeyler götürmenize gerek yok. Ama bir kimse rahatsızsa, hastaysa, kendine göre bir şeyler götürecekse götürebilir. Otelin odalarında çünkü mutfak ve teşkilatı yok. Mutfak ve teşkilatı olmadığı için öyle otel odasında yemek pişirelim, yok çorba yapalım, yok ortalığı böyle yağlandırmak, sulandırmak, bulandırmak, yangın çıkarmak yok. O yüzden söz konusu olan program yemekli olduğundan yanınıza yemek götürmenize gerek yok. Manen yanınızda götüreceğiniz edebiniz olsun, terbiyeniz olsun, zikriniz olsun. Cenab-ı Hak inşallah yapacağımız ibadetleri kabul etsin. Amin. Seneden beri madde tedavisi görüyorum ve bana bipolar duygularının bozukluğu teşhisi konuldu. Kullandığım birçok ilaç ve iğne vardı. Antidepresanlarla birlikte doktorum bunların bir tanesi hariç hepsini kullanmamı bıraktırdı. Hastalığım strese dayalı olduğu için sizin de dediğiniz gibi farz ibadetler ve zikir etmek beni tedavi ediyor. Buna inanıyorum ama doktorun bu 15 günde bir tane vurdurduğum iğnemi ömür boyu yaptırmam gerektiği düşüncesinde. Bu da benim cinsel hayatımı olumsuz yönde etkiliyor. İleride evlilik hayatımda da büyük sorunlar teşkil edeceğine inanıyorum. Evli değilsin, cinsel hayatına sorun olduğu nereden tespit ettin ki? Efendim siz ne derseniz ona uymakta kararlıyım. Size uymak istiyorum. Allah razı olsun. Doktoruna şimdilik tabi ol. İnşallah ileride onu da bırakırsın. Bir işin olması için Allah'a yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Allah'tan yardım istiyoruz. Sonunda o iş olmuyorsa Allah'ın yardımını nasıl anlamalıyız? Normalde duanın, yalvarmanın, yakarmanın bir ilmel yakin, bir aynel yakin, bir hakkel yakin noktası vardır. İlme yakin noktasında bu kahve içmek istiyorum diyseniz sabahtan akşama kadar bu kahveyi birisinin yapıp getirmesi lazım. Ha ben keramet ehliyim diyorsanız, ben kahve istediğimde gelir diyorsanız, o kadar hakkel yakinseniz, İsa gibi gökten size sofra iniyorsa söyleyecek laf yok. Ama öbür türlü sizin bu konuyla alakalı mücadele edip çalışıp gayret etmeniz lazım. Bir işin olması için çalışır, gayret ederseniz Cenab-ı Hak o işi oldurur. Yeteri kadar çalışmayanlar, gayret etmeyenler, meseleyi sadece dil duasına bağlayanlar muhakkak ki bu noktada yayan kalırlar. Erkeklerin yanaklarının lazer yaptırması caiz mi? Bu nasıl bir şey ki yanaklarına lazer yaptırıyorlar? Senin mesleğin mi bu? Hayır hocam değil. Ben biraz şeyim, genel kültürüm. Maşallah. Maşallah. Berber Sinan. Bu nasıl bir şey? Bu sakal hariç şu üst kısımda çıkan tüyleri yaktırıyor. Yaktırıyor. Işın tedavisi. Ya yolmuyor yani. Buradaki üstüne de alan şeyleri, sakala kadar alan şeyleri. Fıtrata uygun mu? Sakala bir müdahalesi yok şey. Sakala müdahalesi yok. Ben caiz, ne caiz diyeyim, ne caiz değil diyeyim ben buna. Bilmediğim bir şey çünkü. Cuma namazında son sünnetten sonra kaza namazı kılabilir miyiz? Kılabilirsiniz. Kim dua ederse bir tane hatim bağışlaması varmış.
adak adamak bir dilek için Allah'a şart koşmak değil midir? Değildir. Neden şart koşsun ki? Bu işim olursa bu kadar yapayım diyor o kimse. İnsan unutmaya yatkın bir yaratılışta iken böyle büyük bir sözün yerine getirilmemesi şeytana bela ve musibete kapı açar mı? Neden şeytana bela ve musibete kapı açsın ki? İnsanın soyunun yaptığı zulümler, lanet okumalar, büyük günahlar, yerine getirilmeyen adaklar, yapılan iftiralar, büyük yalanlar, haksız miras yemek, çoluğundan çocuğundan çıkar mı? Neden? Neden çoluğundan çocuğundan çıksın ki? Herkes kendi yaptıklarından sorumludur. Abdest alan biri göz zinası yapsa, gıybet etse, olmadık küfür etse, bunlardan birini yapsa abdestliyken, bir abdesti abdest sayılır mı? Zahiren sayılır. Namazı namaz olur mu? Zahiren olur. Sizce bu saydığım şeyler abdesti bozar mı? Bunları yaptıktan sonra abdestliyim demek dahi günah sayılır mı? Sayılmaz. Rehberlik öğretmeniyim. Okuldaki 6-7-8 sınıf kızlar erkeklerle çok samimi mesajlaşmaları ve halleri oluyor. Annelerine haber verdiğimde anne sağlayıp üzülüyor ve babalarına anlatayım mı diye soruyor. Ben de kısıtlı halde anlatın diyorum. Bu kızlara ve ailelerine tavsiyelerim nasıl olmalı? Genel olarak erkeklerle görüşmeye düşkün biriyle bitince hemen başkasına yönelen kızlara çözüm ne olmalı? Bu noktada öğretmenler kız çocuklarına bunun haram olduğunu, bunu defalarca söyleyecekler. Bir daha anlatacaklar, bir daha anlatacaklar. Bunu ailelerinden de yardım isteyecekler. Böyle bir şey varsa aileleriyle ortak bir şekilde bu haramdan uzaklaştırmaya gayret edecekler inşallah. Bir dervişin 40 günde bir üstadını görmesi gerekiyor demiştiniz. Uzak şehirlerde olup bu sıklıkta gelemeyenler ne yapmalı bu durumda? Allah muinleri olsun inşallah. Bazen uzaktaki insanın canında, yanındaki de bazen uzakta olur. Teşbih, tenzih, tesbih bir arada sufinin günlük hayatında nasıl cereyan eder? O böyle bunu bu şekilde cereyan eder demek biraz zor. Hastanede yatan bir kardeşimiz yoğun bakımda, dua edersiniz. Allah hayırlı şifa versin inşallah. 5 dakika, 10 dakika kahve içince kadar sorusu olan varsa sorsun. Hocam, diğer taraftan rahatlığımızı öpebileceğiz mi? Onu öpebileceğiz mi? Efendim? Diğer taraftan rahatlığımızı diyorum. Öpebileceğiz mi? Onu öpebileceğiz. Hayalin var. Cenab-ı Hak ben kulumun zannı üzereyim diyor. Artık öptüğün o mu olur? Yoksa tenzih eder, öptüğün bu değil mi dersin bilemem. Şu arkadaşa bak. Efendim? Şek günü. Şaban'la Ramazan'ın arası. Şaban'la Ramazan'ın arasını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ayırmış. Özellikle. Çünkü Ramazan'la Şaban'ın ayının orucu belli olsun diye. Anlaşıldı? Hani bir kısım insanlar vardır ya işte kendilerince 3 aylar oruçlu geçireyim der, kaza orucuna başlarlar veya kefarete. O Şaban'ın son günü tutmayacaklar. Olur inşallah, ne olmasın.
imanı bozan kalp var mı? Ya da her imanı bozan kalp tecrid-i iman gerektirir yoksa? İmanı bozan her şey tecrid-i iman gerektirir. Evli ise tecrid-i nikah gerektirir. İman Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, din gününe, hayra, şerre, kadere, yeniden dirilmeye, hesaba, kitaba, cennete, cehenneme iman etmektir. Bundan birisini bozarsa o kimse veya haramı helal, helalı haram kılarsa ona tecrid-i iman gerekli. Bir kimsenin... Bir de özür dilerim. Küfür edince o küfürbazların kabir azapları, kabir azabı çekerler. Evet. Normalde bir kimse bir meselede sinirlendiğinde, öfkelendiğinde, çok üzüldüğünde, aniden bir şeyle karşılaştığında gerçek yüzü çıkarmıyor. Hocam, ben olumlu gördüğümüz şeyler şer olabilir mi? Mesela diyoruz ki işte Allah sana şifa versin. Biz normalde hayır olan, iyi olan, güzel olan hiçbir şeyi şer görmeyiz. Hayırlısını ister ümmetim. Her şeyin hayırlısı. Biz Diyanet'e uyuyoruz. Ramazan geliyor ya, vakitlerle alakalı herkes şimdi bir gündemde getirir. Şeyler ne o, Gemlikli iki kardeş Harun'la Tahir miydi? Harun buradasın, Tahir nerede? Şeyle beraber, Sait'le beraber şurada bir ayağa kalkın bakayım siz. Evet, bu üç kardeşiniz, yani Sait tanıyorsunuz ama Harun'la Tahir kardeş de çok olumlu izlenimler bıraktılar. Bu kardeşlere de Allah razı olsun, üçüne de. Bu konuda bütün programlara titizlikle dahil oldular. Her gördüm, her şeyde, her programda. Üçü de Allah razı olsun, tam tekmil, düzgün bir şekilde dahil oldular. Vazifelerini yerine getirdiler. O yüzden gözümden kaçmadı hiç. Allah onlardan razı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan var mı? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri ve marifet abisi hakkında biraz bahseder misiniz? Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri veli bir zattır. Marifetnamesi de kendi zamanında, kendi ölçütünde okunabilecek bir kitaptır. Şimdi kardeşlere tavsiye etmeyiz. Tabii kızacaklar şimdi ben böyle dedim diye ama ya Marifetname'yi yeni dervişliğimin başlangıcında az bir şey incelemiş olmanın vermiş olduğu güvenle söylüyorum bunu. Kendi zamanında kendince doğrudur her şey. Ama ve lakin insanların dini terbiyeleri, dini eğitimleri, dini duruşları, yaşadıkları çağ, ortam, o yüzden eski ilmi bu noktada adab-ı erkan değişir hepsi de. Bu noktada ben çok katılmıyorum. Bazen insanlar onu çok böyle methederler, okurlar. Ben çok katılmıyorum buna. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin veliğine söylenecek bir sözüm yok. Ama eserle alakalı sıkıntı bu zaman için var. Babacığım, müşrik kamiller sürekli olarak bir
kendisi vefat ettiğinin yeri geliyor ve fırıldağın önce kıyamete kadar. Hadis-i Şerif Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri naklediyor. İmam-ı Hanbel Hazretlerinden. Evet. O zaman babacığım, yani normalde bu sürekli kıyamete kadar devam edecek bir şeyken, mesela diyelim 800 sene önceki, 1000 sene önceki bir müşrikken neden bir eser yazma bir şeyi hissediyor veya böyle? Yani yazabilir, o zamana bir ışık tutması için, o zamana bir ölçü olması için yazabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Olabilir, bir diğer dervişlere, diğer insanlara da ölçü kabiliğinden bir şeyler yazılabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Yani çünkü bir mesela 100 sene sonra yeni mürşid kamiller gelecek ve onların tarzı olacak. Yani sonuçta olsun, bunda bir beis yok yazılmasında. İlim açısından yok. Ama okuma açısından ben arkadaşlara tavsiye etmiyorum. Evet. Tasavvuf yolunda şimdi sufilik. Sufilik de odur. Sufilikte hani azamet yolu. Azamet bir ki, azamet normal. Azamet şudur. Biz kolay olanı insanlara anlatırız. Kendimiz yaşarken gücümüzün yettiğince yapmaya çalışırız. Anlaşıldı? Evet. Biz insanlara din naklederken kolay olanı anlatırız. Kolay olanı söyleriz onlara. Din anlatıyoruz çünkü. Birisine tebliğ ediyoruz. Bir adam namaz kılmıyor, ona teheccüh tebliğ edilir mi? Namaz kılmayana denir ki namaz kıl ya, iki rekat da olsa namaz kıl. Bak, ona beş vakit namaz dahi tebliğ edilmez. Hiç namaz kılmayan bir kimse siz beş vakit namazı önüne koyarsanız adam ürker ondan. Bu benim kendi şahsi, benim anladığım şey bu. Ona sadece namaz kıl kardeş dersiniz. Hiç hayatında Allah'ı zikretmemiş. Ona dersiniz ki la ilahe illallah de. Ne kadar? Diyebildiğin yere kadar de. 100 tane de, 200 tane de, 300 tane de. Ona 10.000 tane la ilahe illallah de derseniz o adamı zorlaştırırsınız. Metot her daim o kimsenin kimliğine, kişiliğine, konumuna, durumuna göre ona tebliğ etmektir. Adamın tasavvuftan haberi yok, tarikattan haberi yok, şeyhtan haberi yok. Sen ona kalkar, şeyhini canından fazla seveceksin derse, dur ya dakika bir gol bir, ne alakası var ya, ben bu adamı ne seveceğim ki der. Anlatabildim mi? Ona ilk önce Allah'ın varlığı, birliği, ondan sonra peygamberlerin varlığı, ondan sonra kitapların varlığı. Önce imandan bahsediyoruz bak. Mekke döneminde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri insanlara Allah'ın varlığını anlatmaya başladı. İmanı anlattı. Peygamber olmanın vasıflarını anlattı. Ona Kur'an'ı anlattı onlara. Onlara hiç ibadetten bahsetmedi. Çünkü Kur'an inerken önce ibadetler inmedi zaten. Bütün ibadetler ve hukuk Medine döneminde. Bütün ibadetler ve hukuk. O yüzden biz onlara ilk önce kolay olanını söyleriz. O adama bir gün boş, bir gün dolu oruç tutacaksın derse korkar. Ona de ki nafile oruç tut. Ona nafile oruçtan da bahsetmene gerek yok. Hiç oruç tutmamış. Ona de ki Ramazan'da tutabildiğin yere kadar tut. Ona kafadan bir gün boş, bir gün dolu oruç tutacaksın dedim, pert oldu adam. Bunun gibi. Biz din anlatırken kolay olanını söyleriz. Kendimiz de azameti tercih ederiz. Kendimizce. Anlaşıldı mı? Bunda bir kimse de kendince gücünün yettiğini tercih eder. Biliyor ve güç yetiriyor. Biliyor ve güç yetiriyor. Bir başkasına beş vakit namazı tebliğ ederiz ona. Farzları. Kardeş sen öğlenin farzını kıl. Hadi beraber gel öğlen namazının farzını kılalım. Farzını kıldık. Ya farzından önce sen dört rekatta sünnet kıldın. O dedi ki ya bu kıldığın ne senin? Hani farzı kılacaktık daha önce? Bu sünnet. Bunu kılmak istiyorsan kılabilirsin.
Bunu kılarsan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefaatine nail olursun. Kılarsan geçmiş senin kaza borçlarına sebep olabilir. Onlar ödenir. Kılarsan anne baban merhamete, rahmete nail olur. Kılarsan Allah senin günahlarını affeder. Bunu kılmak zorundasın demek ayrı, böyle anlatmak ayrı. Biz ona çünkü normalde önce farzları tebliğ edeceğiz. Sonra nafileleri tebliğ edeceğiz. Anlaşıldı? Evet. Destur.